Merhaba arkadaşlar, yeni bir yayınla birlikteyiz. Bu yayınımızın konusu Rojava'ya yönelik olası bir saldırıdır. Bu saldırı planı giderek netleşiyor. Peki Türkiye ne zaman, nereye ve nasıl saldırmak istiyor? Ne tür hazırlıklar yapıyor? askeri sahada ne tür gelişmeler var, uluslararası ilişkilerde ne tür diplomatik girişimler var ve bir saldırı olursa bu ne tür gelişmelere yol açacak hem güvenilir kaynaklardan aldığımız bilgileri hem de son gelişmeleri sizinle yorumlayacağız ve olası bir saldırı planını irdeleyeceğiz. Evet, konu Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla gündeme geldi ve Tayyip Erdoğan dedi ki biz dedi 30 kilometrelik bir e, koridor oluşturmak istiyorduk ve e, gerekli sözler Yerine getirilmediğini iddia etti. Milli Güvenlik Kurulu'nda konuşacağız. Milli Güvenlik Kurulu'ndan sonra da işte sal gerekli şeyi yapacağız, saldırıları yapacağız, operasyon yapacağız dedi. Milli Güvenlik Kurulu da Ankara'da toplandı 26 Mayıs günü ve orada bir saldırı sinyali verildi. Herkes diyor ki işte bir saldırı olacak, olabilir. Şimdi... Daha önce Tayyip Erdoğan başka bir açıklama yapmıştı. Demişti ki 1 milyon Suriyeli geri göndereceğiz. Bu 1 milyon Suriye'yi geri göndermesi için 1 milyon 500 bin veya 400 bin fark etmez. Onlara bir alan açılması lazım. Nasıl bir alan? İşte şehir yapacağız, şehir yapacağız, onlara ev kuracağız falan diyerek hem bazı ülkelerden özellikle Almanya ve Katar'dan maddi destek aldı. Hem de bu konuyu Avrupa Birliği ve NATO ile pazarlık konusu yapıyor. Yani 1 milyon Suriyeliyi geri göndereceğiz derken hem bu içerideki mültecileri Suriyelileri batı dünyasıyla NATO ve Avrupa Birliği Amerika ile pazarlık konusu yapıyor. Daha önce yaptığı gibi şantaj siyaseti yürütüyor. Hem de bunları Kürt coğrafyasının demografyasını değiştirmek için kullanıyor. Dolayısıyla 1 milyon Suriyeliyi geri göndereceğiz derken orada zaten Rojava'ya ye yönelik yeni bir saldırı planının e, işareti çıkmış oluyordu. Şimdi bu son açıklamalarla birlikte bu konu giderek daha netleşiyor ve Türkiye şu anda NATO'da bir oyun oynuyor. Nedir bu oyun? İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olmak istiyorlar. Haziran ayında bu konu konuşulacak. Fakat Türkiye veto ediyor. Türkiye diyor ki işte bu iki devlet onların deyimiyle terör'e destek veriyorlar. Terör dedikleri de işte YPG, PKK, PYD'ye destek veriyorlar. Ve bu iki ülke İsveç ve Finlandiya zaten PKK terör örgütü olarak görüyor. YPG ile de e, koalisyon e, işi de karşı koalisyonda e, belki ilişkileri olmuştur ama bu bir silah verme vesaire değil insani anlamda da çeşitli yardımları e, olmuş olabilir fakat daha da önemlisi 2019'da Türkiye Suriye'ye ve Talabiyat'a saldırdığında her iki ülkede bu saldırıyı kınamıştı ve Türkiye çeşitli ambargolar uygulamıştı Türkiye'nin bir amacı da bu ambargoyu kaldırmaktır dolayısıyla şu anda fırsat koyuyor. Yani zeminin kendisi için bir saldırı için e, uygun olduğunu düşünüyor. Rojava'ya bir saldırı için uluslararası konjöktürün uygun olduğunu düşünüyor. Çünkü Beri tarafta Rusya ile ilişkiler e, de sus konusu ve Türkiye'nin Suriye'de Rusya ile ilişkileri Ukrayna Savaşı'ndan önce de olduğu gibi devam ediyor. Şimdi bu saldırı olursa e, saldırının hedefi neresi? E, bazı kaynaklar diyorlar ki saldırının hedefi Tılrafat ve e, Mımbıç. E, Türkiye tabii ki tümüne saldırmak istiyor fakat parça parça saldırmayı tasarlıyor. Tarafa ve Münbiç e saldırarak daha sonra başka alanlara saldırmak istiyor. Türkiye'nin zaten Hatay'dan yani Afrin'den İran sınırına kadar Türkleştirilmiş bir koridor kurma projesi var ve bu koridor, bu e, proje ekseninde hem Rojava'yı hem Güney e, Kürdistan'a e, saldırıyorlar. Şimdi haritadan bu uğraların neresi uygun olduğunu ve arkasındaki stratejik hesapların ne olduğunu biraz anlatmak istiyorum. Şöyle bir e, durum var. Şurası mın, e, Şehba yani Rafat, e, burası Mınbıç. E, dolayısıyla Şehba'da kim kalıyor? Afrin'de yaşayan e, Kürtler. Ve Halep'te yaşayan Kürtler yani orada da eskiden de Kürtler vardı. Ama şimdi Afrin işgalinden sonra işte 100 binden fazla Kürt oraya gitti. 150 bin civarında Kürt orada yaşıyor. Ve e, kuzeyinde işte Afrin var, Türkiye'nin işgal ettiği e, alanlar var. E, doğusunda e, BAP var vesaire ama güneyinde de e, Suriye rejimine ait güçler var, Halep var. Dolayısıyla aslında bir taraftan Suriye rejimi tarafı, diğer e, taraftan ise... Türkiye ve Türkiye'ye bağlı güçler tarafından kuşatılmış bir bölge. Diğer taraftan Münbç var. Şu haritada e, Münbç'ı belki biraz daha e, yakından görmüş oluruz. Münbç burasıdır. Bu kırmızı alanlar işte Bab burada, Ceylanpınar, şu e, hatta yani Fırat suyunun üzerinde ve e, burası. E, IŞİD'de işgal altındaydı. Türkiye ile hiçbir sorun yoktu. YPG e, burayı IŞİD'den, Demokratik Suriye Güçleri burayı IŞİD'den temizledi 2016 yılında. Şimdi e, Türkiye e, bir noktaya kadar yani sınır, kendi sınırının e, işte 15 kilometre ötesine kadar zaten Mimbiç'in kuzeyine kadar gitmiş ve bazı alanları işgal etmiş. Ama onların amacı Fırat suyu, şu gördüğünüz... E, Hat Fırat suyudur. Onların amacı Fırat suyundan aşağı inmek, e, mınbıçı kuşatmak. Dolayısıyla Fırat suyunu sınır yapmak. Böylece ne yapmış olurlar? Şöyle Fırat e, suyundan inerek şurası Cerapluzdur. Burası Karakos köprüsü e, ve şurada e, Şah Sultan şöyle e, Süleyman Şah mı Şah Sultan, e, Sultan mıydı? Bunların e, bir eski atası. Biliyorsunuz 2015'te onun e, mezarını koruyamadılar. Mezarı Kobani yakınlarında bir köydedir. E, neyse burada Fırat suyundan aşağı inerek Mımbıç'ı kuşatmak istiyorlar ve bu şekilde Fırat'ın doğusuyla batısını tümden birbirinden ayırmak istiyorlar. Yani Fırat'ın doğusu işte Kobani oluyor aynıysa diğer taraflar ve batısını tümden işgal etmek istiyorlar. Yani eğer Mımbıç ve Tırrıfat'ı da işgal ederlerse öyle düşünüyorlar. O zaman Fırat'ın batısını tümden işgal etmiş olurlar ve bu Fırat'ın doğusu üzerine tabii ki çok ciddi bir tehdit teşkil edecektir. Dolayısıyla Türkiye'nin şu anki planı budur. Şimdi Fırat suyunu kendilerine sınır yaptıkları zaman o zaman ne olmuş olur? Zaten Talafiyat'ta Aynisa üzerine saldırıyorlar. Tırlı şeye saldırıyorlar. Şu şu hat e, M4 karayoludur. E, Fırat suyunun doğusuna da M4 karayoluna gelip orayı da kendilerine sınır yapmak istiyorlar. Böylece Kürtleri aslında kendi coğrafyalarından e, çıkarmış olacaklar. Şimdi burada tabii Kobani e, söz konusu. Mınbıç'ı işgal edip arkada Sırın güneyden Aynı sahatına gelip Kobani'yi Tümden kuşatmak, altına almak istiyorlar. Yani bir nevi gazı yapmak istiyorlar. Çünkü Kobani'ye doğrudan şu anda bir saldırı olursa, uluslararası kamuoyu, işte bazı devletler falan e, tepki doğmuş olabilir. Kobani bir sembol olmuş IŞİD'e karşı mücadelede. Dolayısıyla Türkiye doğrudan belki Kobani'nin içine saldırmaz. Fakat Mönbüç'ü işgal ederse, Mönbüç'ün aşağı hatına, Fırat Suyu'nun işte Sırın aynı sahatına gelip orayı, e, işgal ederse o zaman zaten kuzeyinde de e, şey var Türkiye sınırı var o zaman Kobani boğmuş olacaktır yani yani Kobani'nin diğer parçalarla hiçbir ilişkisini e, kalmayacaktır yani öyle düşünüyorlar tabi bu kendi düşünceleridir. bu illa e, öyle olacak anlamda söylemiyorum burada anlatmak istedim e, Türkiye'nin kendi planlarıdır dolayısıyla şu anki Plan budur. Yani hedefte de e, Mımbıç ve Talrafat vardır. Talrafat'ın e, önceden e, hedef olma ihtimali fazladır. Şimdi e, buraları saldırması için kimden izin alması gerekiyor? Rusya'dan. Niye? Çünkü e, hem Talrafat ve civarında hem de Mımbıç ve civarında Suriye rejimi var ve dolayısıyla Rus askerleri de var. Yani Fırat'ın işte onların deyimiyle batısında Ruslar doğusunda da bir yer doğusunun aslında Ciziri bölgesine Amerikalılar var. Türkiye bu konuyu müzakere etmesi için evet Rusya'dan onayı almak zorunda. Rusya izin verir mi verebilir? Özellikle Fırat için verebilir çünkü Rusya Türkiye şu anda Rusya'nın NATO'daki adamı gibi rol oynuyor ve Rusya ile Türkiye ilişkileri. Aslında Ukrayna meselesinden dolayı herhangi bir e, şeye uğramış değil, herhangi bir bozulma sürecine girmiş değil, olduğu gibi her ikisinin de birbirlerine ihtiyacı var Suriye zemininde ve Rusya bu onayı Türkiye'ye verebilir karşılığında. NATO'daki çelişkileri, çatlaklıkları derinleştirmek ve Türkiye'nin e, NATO e, içerisindeki e, rolünü, yani Rusya lehine olan e, rolünü pekiştirmek, sürdürmek için Rusya buna e, bu sebepten dolayı Türkiye'ye onay verebilir. Bir diğer sebep de Kürtleri zayıflatıp, e, Suriye rejimine daha fazla e, mahkum, etmek isteyebilir. Tabii Türkiye'de bu arada çok propaganda ya da eğer bir saldırı olursa önem verecek işte Şah Süleyman'ın veya Süleyman Şah'ın türbesini yerine götürdük, öyle yaptık, böyle yaptık diyerek de bir propaganda dalgası yapacak çünkü seçimlere girmek istiyorlar. Seçimler sürecinde işte böyle bir savaş olursa ekonomi konuşulmaz, dış politika konuşulmaz, hiçbir şey konuşulmaz. Tayyip Erdoğan'ın yolsuzlukları ve çevresinin yolsuzlukları, işte Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı Kaçma planını, Amerika'ya para kaçırma, bilmem ne diğer vakıflar, kirli işler falan hiçbiri konuş, konuşulmaz. Muhalefet de e, bunlara destek verecektir ve dolayısıyla aslında asker ölümleri olsa onu da gündemleştirecekler. Daha önce etmiyorlardı. İşte bu kadar askerimiz öldü, şehitlerimiz var, cenazelerimiz var. Muhalefete diyecekler siz daha neyin peşindesiniz? Böylece içeride bir basınç uygulayacaklar. Ya da eğer Kürtleri öldürürlerse daha önce yaptığı gibi mitinglerde çıkıp diyecek işte bugün bu kadar kişi öldürdük. Dolayısıyla böyle bir hava yaratıp seçim şeyine de seçim sürecine de girmek istiyorlar. Tabii diğer yandan diğer yandan Mınbıç'a e saldırı olursa şu aynı sahatında da saldırıp ilerlemek istiyorlar. Çünkü orası üzerine de Raka üzerine bir e, basınç oluşturmak istiyorlar. Bunlar e, onların askerlik e, stratejileri. Şimdi e, Amerika ile de tabii onay almak zorunda. Amerika da diyebilir ki burası benim zaten alanım değil. Yani Mınbıç ve e, Trafad benim şeyim değil. Rusya ile şey yapıyor. Ve Amerika da e, Türkiye ilişkilerini e, İlişkilerine format çekmek istiyor. Türkiye'yi İsveç ve Finlandiya konusunda e, işte ikna etmek istiyor ve NATO zaten işte Türkiye'nin terör kaygıları falan var diyerek 30-40 yıldır Türkiye'ye e, verdikleri Kürt karşıtı desteği de sürdürecek. E, sürdürecek. Yani dolayısıyla Amerika'nın bu konuda yani Münbüç ve Tırrıfat konusunda belirleyici bir tavır e, takınmasını e, beklememek e, gerekir. Şimdi. E, Diğer yandan şöyle bir şey de var, şöyle bir sorun da var. Tabii ki bu saldırı olursa ne zaman olacak? Temmuz ayında düşünülüyor. Temmuz ayında olmasının iki sebebi var. Bir Lozan'ın yıldönümü, Lozan Antlaşması 24 Temmuz'da yapılmış ve Türkiye bunun şey yapmak istiyor. Yani bu Türk sembolik tarihlerde işte sınırını sınırı genişletmiş gibi bir hava yaratmak istiyor. Diğer yandan da. Kobani'de 19 Temmuz 2012 yılında Rojava Devrim süreci başlamıştı. Yani Rojava Devriminin yıl dönümü 19 Temmuz'dur. Dolayısıyla Türkiye'nin bu tarihler aralığında bu saldırıyı başlaması mümkündür. çeşitli kaynaklarda bunu söylüyorlar. Peki saldırırsa ne olacak? Saldırırsa Türkiye daha önce bazı yıllara saldırdı. İşte Afrin'e saldırdı Rusya'nın desteğiyle. Talabiyat ve serkaniye saldırdı. Amerikan desteği ve onayıyla hava sahalarını açtılar. Vesaire askerlerini çektiler. Türkiye'ye buyur saldırabilirsin dediler. Buna rağmen Afrin'de 63 gün işte Serikani ve Talabiyat'ta da bir aydan fazla direniş sürdü. Türkiye'nin o kadar teknik üstünlüğüne rağmen şimdi Rojava güçleri de bu konularda tabii çok tecrübe edilmişler ve olası bir saldırının çok kanlı bir sürece, çok kanlı çatışma ve bir savaşa yol açacağını söylemek mümkündür ve Türkiye daha önce yaptığının tekrarını bir daha yapması çok zordur ve bu da ne demek oluyor? Bu da önümüzdeki süreci, yani Türkiye şöyle bir şey tasarlıyordur. İşte saldıracağım, kısa sürede işgal edeceğim ama öyle olmayacaktır. Ee, öyle olmayacağını da zaten hem burayla ilgilenen uluslararası güçler de biliyor, yerel güçler de biliyor ama belki Türkiye öyle bir hayal kuruyordur. Ee, fakat öyle olmayacağını e, belirtmek gerekir. E, bu çatışmanın savaşın çok daha farklı e, çok daha geniş coğrafyalara yayılacağı ve dolayısıyla çok çetin olacağı hem Kürtler açısından hem de Türkiye açısından bedelinin çok ağır olacağını söylemek gerekiyor diye düşünüyorum. Gelişmeleri takip edip sizinle paylaşacağız. Başka bir yayında görüşmek üzere. Esen kalın.